Merhaba arkadaşlar, ben Emine Büyükol Köse, biyoloji öğretmeniyim. Bugün sizinle birlikte el dezenfektan yapımı deneyini yapacağız. Şimdi önce malzemelerimizi tanıtalım. Saf suyumuz olacak, gliserinimiz, %3 hidrojen peroksit içeren oksijen su olarak bilinen sıvımız, etil alkol, izopropil alkol da kullanabiliriz. Biz etil alkol, %96'lık saf alkol kullanacağız. Boş pet şişemiz ve bir de dezenfektanı en son koyacağımız yer boş bir bir şişemiz. Burada ise spatülümüz, muz aromamız. Bizim dezenfektanımızı muz aromalı yapmak istiyoruz. İşte diğer beherlerimiz, 100'lük ve 250'lik olarak beherlerimiz var. Şimdi bunları kullanıp bir el dezenfektanı yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 çay bardağına denk gelir. Üzerine saf su koyacağım. Yarım çay bardağına denk gelecek sizde. Bundan da yarım çay bardağı dediğimizde yaklaşık 50'ye denk gelecek bizde. Spatülü elleri yıkamak için içindekileri alabilmek adına. %3'lük hidrojen peroksit içeren. Bu da bir yemek kaşığına denk gelecek. Biz bunu 20'lik ona kadar denk getiren şöyle. Bol koksun diyerekten bol miktarda, siz tabi istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. 1-2 damla koymanız bile yeterli aslında. Şimdi karıştırıyorum biraz hafifçe. Arkadaşlar bunun bir kısmını boş sprey başlıklı şişemize koyacağız. Daha sonra 3 gün yani 72 saat bekleteceğiz. Çünkü bunun içerisinin de sterile olması gerekecek. İlk önce kendisi içinde mikroorganizmalardan kurtulacak. Daha sonra dezenfektanımızı kullanabileceğiz. Hepsini koymadan biraz koyayım. Komple doldurayım. Şimdi bunu 72 saat güneş almayan bir yerde tutacağız ve serum yerde olacak. 3 gün sonra bunu kullanabiliriz.